hayattan bir beklentiniz var mı? Hayattan ya da kaldı mı, öyle söyleyeyim yani. Yani yaşamaktan başka sağlık, sıhhat, mutlulukla, eşim, dostum, çevreyle, halkımla başka ne olabilir? Normal 40 yıl çalıştım, emekli oldum. Hayat yani. Bundan sonra ölümü beklemek yani. Bunun dışında herhangi bir beklentim olmadı. Yani sağlık, mutluluk içerisinde. Peki mutlu musunuz? Şu anda şahsım adına mutluyum. Niye mutlu olmayayım? Ama çevremi düşündüğüm zaman, halkı, mahalle, etrafımdakileri düşündüğüm zaman mutsuzum. Kişisel olarak mutluyum. Türkiye'de her geçen gün artarak devam eden ekonomik kriz insanların belini büktü. Bunun yanı sıra mutsuzluğu da beraberinde getirdi. Zonguldak'ta sokağın nabzını tutarak hayattan bir beklentiniz var mı diye sorduk. Sağlık, mutluluk, huzurlu yaşamak satır başları arasında yer aldı. Hayattan beklentiniz var mı? Var. Nedir efendim mesela? Valla ülkemin huzurlu olmasını istiyorum. Ailem zaten huzurlu. Emekliyim. Bundan sonra tatlı yaşamak istiyorum. Hayattan bir beklentin var mı? Yok abi. Neden? Yok. Mesela şu an ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Öğrenci misin? Çalışıyorsun. Mutlu musun peki? Yani sayılır. Sayılır. Umut olmayan yaşayamaz ki. Çok güzel. Mesela mutlu musunuz? Önemli olan bu. Mutlu muyuz? Değiliz. Neden? Ya ülke sorunları en başta, yani deprem var, yani ne bileyim doğal afetler, ekonomik kriz. Ya var da var, saymak da bitmez. Ya mutlu olmak mümkün değil. Beklentin var mı? Yok. Neden? Ne bileyim, yok yani. Yani bir çizgin, bir hayalim, bir hedefim yok. Hayalim futbolcu olmak. Futbolcu olmak. Peki çalışıyor musun? Çalışıyorum abi, şimdi idmana gidiyorum. İdmana gidiyorsun. Evet. Hayattan insanın beklentisi elbette her zaman için vardır, kaldı tabii. Yani umut insanın yaşama sebebidir. Her türlü var yani. Mesela hayat yaşama değer. Mesela ne bekliyorsunuz? Sağlık, mutluluk, sonra para. Var. Nedir mesela? Başarılı olmak, para kazanmak. Başarılı olmak, sağlık. Kazanmak. Bu kadar yeterli. Mutlu musunuz? Mutluyuz. Senin bir beklentin var mı? Hedefin var mı mesela, hayallerin? Hedefim doktor olmak. Doktor olmak. Neden doktorluğu tercih ettin? İnsanlar iyileştirmek, yardım etmek, güzel şeyler.